Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere sosyal bilgiler dersinizden 2. dönemin 1. yazılı sorularını çözeceğim, anlatacağım. Ne kadar güzel bir gün diye düşündü Bülbül öğretmen. Bahçede oturup güneşin batışını seyrederken kahvesinden bir yudum aldı. Yüzünü güneşe dönmüş, sosyal bilgiler yazılısı için hazırlayacağı soruları düşünüyordu. Yukarıdaki parçaya göre güneşin batışını seyreden Bülbül öğretmenin sağ kolu hangi yönü gösterir diyor. Şimdi şöyle şurada göstermek istiyorum sizlere. Hemen bir yön tablosu çiziyorum. Üst kısım kuzey, güney, doğu ve batı. Şimdi Bülbül öğretmen yüzünü batıya dönmüş. Çünkü güneş batıyormuş. Yüzünü bu tarafa doğru döndüyse o zaman sağ kolu sevgili öğrenciler kuzeyi gösterir. Cevabımız D şıkkı olacak. İşaretleyelim ve diğer soruya bakalım. İkinci sorumuz kültür ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. A. Kültür toplulukların yaşama tarzıdır. Doğru bir ifade. Kültür atalarımızdan bize kalan maddi ve manevi değerlerin hepsidir. Evet, bu da kültürün bir özelliği. C. Kültürel özellikler değişmez diyor. İşte bu yanlış. Çünkü kültürel özellikler zaman içerisinde farklılıklar, değişiklikler gösterebilir. O yüzden C'yi işaretleyelim, D'yi de okuyalım. Giyim, beslenme ve el sanatları da kültürel özelliklerdendir diyor. Evet, bu da kültürün bir özelliği. Cevap C şıkkı oldu. Üçüncü soru. Mustafa Kemal'e Gazi unvanı ve Mareşal rütbesi hangi savaştan sonra verilmiştir diyor. Sakarya Meydan Muharebesi var. 1. İnönü Savaşı, 1. Dünya Savaşı ve Çanakkale Savaşı var. Doğru cevap A şıkkı olacak. Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra Mustafa Kemal'e Gazi unvanı ve Mareşal rütbesi verildi. Diğer sorumuza bakalım. Dördüncü soru. Evet, kroki ile ilgili bir sorum var. Şimdi siz videoyu durdurup buradaki resme bakabilirsiniz. Ben okuyorum bir taraftan. Bülbül öğretmen yukarıdaki görselde A noktasından sağlık ocağına kısa çizgilerle gösterilen yollardan geçerek gitmiştir. Buna göre Bülbül öğretmen sırasıyla hangi yönlerde hareket etmiştir? Şimdi A noktası burada. Yönler de bakın şurada K harfiyle kuzey yönü gösterilmiş. O zaman şöyle yapalım biz. Hemen şurada yine bir yön çizelgesiyle yönlerimizi hatırlayalım. Kuzey yukarısı, aşağısı güney oluyor. Dolayısıyla burası doğu ve burası batı oluyor. Şimdi A noktasından başlamış Bülbül öğretmen. Önce bakın bu yöne gittiğine göre batıya gitmiş. Sonra güneye doğru yol almış ve daha sonra sağlık ocağına girmek için ne yapmış? Doğuya. Yani batı, güney ve doğu olacak. Şıklara baktığımızda batı, güney ve doğu C şıkkında var. Doğru cevap C şıkkı olacak. Beşinci sorumuza bakalım. Yukarıdaki maddeler hangi antlaşmanın içeriğinde yer almıştır diyor. 1. Tüm iletişim ve haberleşme araçlarına el konulacak. Ordular dağıtılacak, silahlara el konulacak. Güvenliği tehdit eden yerler işgal edilecek. Evet, bu antlaşma Mondros Ateşkes Antlaşması olacak. Ve 1. Dünya Savaşı'ndan sonra galip gelen devletlerin ülkemizi işgal etmek için bizlere imzalattıkları antlaşma diyoruz. Ve bu şekilde ülkemizi işgal ettiler zaten bu antlaşmanın maddelerine dayanarak. Altıncı sorumuz doğal ve beşeri unsurlarla ilgili. Doğal unsur ve beşeri unsuru hatırlayarak başlayalım. Beşeri unsur demek insanların yaptığı unsurlar demek. Doğal unsurlar da insanların yapmadığı kendiliğinden olan unsurlar demek. Bakalım resmimizde. Şimdi ne var? Bir araba var. İşte köprü var, yol var. Ev görüyoruz, ağaçlar, orman, dağlar görüyoruz. Araba beşeri bir unsurdur diyor. Evet, doğru. İnsanların yaptığı bir unsur. Ağaç doğal bir unsurdur. Doğru. Yol beşeri bir unsurdur. Evet, doğru. Köprü doğal bir unsurdur diyor. İşte bu ifade yanlış. Cevabımız D şıkkı olacak. Çünkü köprüyü insanlar inşa etmişlerdir. O yüzden beşeri unsur olması gerekiyordu. D şıkkını işaretledik. Yedinci sorumuz. Bülbül öğretmen eşine bir elbise hediye aldı. Ancak elbise eşine dar geldi. Bülbül öğretmen elbiseyi değiştirmek için satıcıya hangi belgeyi göstermelidir? A. Garanti belgesi. Olmaz çünkü elbiselerin garanti belgesi olmaz. Garanti belgesi dayanıklı tüketim mallarında olur. İşte buzdolabı, çamaşır makinesi, cep telefonu gibi şeyler de olur.
Yani aldığımız giysilerde garanti belgesi olmaz, bu değil. B, fiş ya da faturasını. İşte bunu göstermesi gerekiyor. Satıcıya gidip fişini ve faturasını götürüp elbiseyi de götürüp bu dar geldi, biraz daha büyüğünü istiyorum diyerek talepte bulunmalı ve cevabımız B şıkkı oldu. 8. Aşağıda yönlerle ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi doğru değildir? A. Kutup yıldızı kuzey. Doğru. Ağaçların yosunlu tarafı kuzey. Doğru. Minare kapısı kuzey. İşte bu yanlış. Çünkü ülkemizde minare kapıları güney yönde bakmaktadır. Tabii her ülkede farklılık gösterebilir bu durum ama bizim ülkemize göre konuşuyoruz. Minare kapıları güney yönünü gösterdiği için bu ifade yanlış. Pusulanın renkli ucu zaten kuzeyi gösterir. Bu şekilde cevabı bulmuş olduk. 9. Düzenli ordunun ilk başarısı hangisidir diyor. Sakarya Meydan Muharebesi, Lozan Barış Antlaşması, 1. ve 2. İnönü Savaşları, Büyük Taarruz diyor. Doğru cevap C şıkkı olacak. 1. ve 2. İnönü Savaşları'nda düzenli ordu ilk başarılarını kazanmıştır. Ve bu şekilde C şıkkını işaretledim. 10. Aşağıdakilerden mesleklerden, burada tabii cümleyi güzel yazamamışım. Şöyle yazalım. Şöyle yapalım. Evet. Aşağıdaki mesleklerden hangisi toplumun adalet sisteminde yer almaz? Hakimlik, savcılık, avukatlık, muhasebecilik. Doğru cevap C şıkkı. Belki bu konuya henüz gelmemiş, işlememiş olabilirsiniz. İşlemeyenler bu soruyu geçebilirler. Hakimlik, savcılık ve avukatlık toplumun adalet sisteminde yer alan meslekler ama muhasebecilik genellikle hesap işleriyle uğraştığı için adalet sisteminde yani adliyelerde yer almıyor. O zaman cevabımız C şıkkı oldu. Diğerleri adalet sistemiyle ilgili. 11. soru. Bir kuruluşun gerçekleştirdiği ekonomik faaliyeti devam ettirebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin olması gerekir? A. Giderlerinin gelirinden çok olması. Olmaz, uygun değil. Çünkü giderleri çok olursa, gelirleri az olursa kuruluş uzun süre devam edemez ve bir süre sonra kapanmak zorunda kalır. B. Ürettiklerini yarı fiyatına satması. Bu da olmaz. Zarar eder o zaman. Yine zarar eden bir kuruluş kısa bir süre sonra devam edemez ve kapanır. C. Yaptığı işten kazanç elde etmesi. Evet, bu olacak cevap. Eğer yaptıklarından kazanç elde ederse, kar elde ederse bu şekilde devam edebilir ekonomik faaliyetlerine. D. İşe harcadığı paranın kazandığı paraya eşit olması. Bu da olmaz. Kazandığıyla harcadığı eşit olduğu zaman ekonomik faaliyetlerine devam edemeyecektir bir süre sonra. Biz zaten C şıkkını işaretledik. 12. Doğu cephesinde Ermenilerle imzalanan antlaşma hangisidir diyor. Ankara var, Mondros var, Gümrü ve Uşi var. Doğru cevap C şıkkı, Gümrü Antlaşması olacak ve C şıkkını işaretledik. 13. sorumuza başlarken şurayı yanlış yazdığım için doğrusunu elimle çizerek yaptım. Aşağıdaki boşlukları krokiye göre doldurunuz diyor. Yine kroki ile ilgili bir sorumuz var. Şimdi sevgili öğrenciler, bu krokide yön tabelası verilmemiş bakın. O zaman biz şöyle yapacağız. Eğer yön tabelası verilmediyse kağıdımızın üst kısmını her zaman kuzey olarak tanımlayacağız. Tabii dolayısıyla alt kısım da güney oluyor. Buna göre yönlerimizi kendimiz oluşturacağız. Bazen böyle sorularda karşınıza gelebilir. Yani yön çizelgesi verilmemiş olabilir. Yön çizelgesi verilmediği zaman her zaman kağıdımızın üst kısmı kuzey olarak alacağız ve bu şekilde oluşturacağız. Şimdi ben bunu yaptım ve buna göre bakalım. Okulun kuzeyinde nokta nokta vardır. Şimdi okul burada kuzey üst kısım olduğu için hastaneyi görüyoruz. O zaman buraya hastane yazmalıyım. Caminin kuzey doğusunda nokta nokta vardır. Cami nerede? Burada. Kuzey doğu. O zaman şöyle kuzey doğuya bakacağız ve nereyi görüyoruz? Bakkalı görüyoruz. Caminin kuzey doğusunda bakkal vardır diyeceğiz. Bakkalın güneyinde nokta nokta vardır. Bakkal güney alt kısım olduğu için pastaneyi görüyoruz. Pastane varmış. Yazdım. Hastanenin batısında nokta nokta vardır. Hastane burada. Batı bu yönü olduğuna göre kütüphaneyi görüyoruz. O zaman buraya da kütüphane yazacağız. Ve bu şekilde dolduracağız. Öğretmeniniz sınavda bu şekilde doldurmalı bir kroki sorusu size verebilir, sorabilir. 14. soru. Yukarıdaki diyagramda soru işareti yerine aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir diyor. Ne var diyagramda? Ham madde var. Sonra bu ham madde üretime gitmiş, üretim olmuş. Sonra bir şey olmuş ve sonra tüketime gitmiş. Üretimden sonra ne olması lazım? Dağıtım olması lazım. Marketlere, satılacak yerlere ulaştırılması lazım. O zaman buraya dağıtım yazmalıyım. B şıkkını işaretleyelim. 15.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur diyor. Bakalım. 1. Dondurma yemek temel ihtiyacımızdır. Bu yanlış. Temel ihtiyacımız değildir. Dondurma yemesek de hayatımız devam edebilir yani. İsteklerimiz ihtiyaçlarımızdan önce gelir diyor. Yanlış ifade. Çünkü önce ihtiyaçlar gelir, sonra istekler gelir. Giyinme, barınma ve beslenme temel ihtiyaçtır diyor. Evet, bir tane ifade doğru oldu. Yani üçüncü ifademiz doğru. Cevap o zaman C şıkkı olacak. Yalnız üçüncü ifade doğru. 16. Uzun bir soru var. Sosyal bilgiler dersinizde böyle uzun parçalar olan sorularla sık sık karşılaşırsınız. Okuyalım. İsmim Emine. 12 Ağustos 2012 yılında Bursa'da doğdum. Arkadaşlarım sarı saçlı olmamdan dolayı bana civciv diyorlar. Öğretmenim mavi gözlerimin çok güzel olduğunu söylüyor. Kitap okumayı, gezmeyi ve ailemle beraber olmayı çok seviyorum. Sıra arkadaşım Hatice dans etmeyi seviyor, ben ise resim yapmaktan hoşlanıyorum. Aşağıdakilerden hangisi Emine'nin bahsettiği özelliklerden değildir? Fiziksel özelliklerinden bahsetmiş Emine, dış görünüşünü bize anlatmış. İlgilerinden de bahsetmiş. Sevdiği şeyleri, kitap okumayı, gezmeyi işte, resim yapmaktan hoşlandığını anlatmış. Farklılıkları da ifade ediyor çünkü Hatice ile arasındaki farklılıkları da belirtmiş. Emine yeteneklerinden bu parçada söz etmemiş, yeteneklerinin neler olduğunu bize anlatmamış. O yüzden cevabımız D şıkkı olacak. D şıkkını işaretledim. 17. soruya bakıyoruz. Yine uzun bir soru. Yaşamlarını kolaylaştırmak isteyen insanlar tarih boyunca hep yeni şeyler yapmaya çalışmışlardır. Bu nedenle ellerindeki malzemelerle yeni araç gereçler yapmışlardır. Böylece teknoloji ortaya çıkmıştır. Bu bilgilere göre teknolojinin ortaya çıkması aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur? Uzun soru ama zor bir soru değil. Yani uzun soru olduğunda bazen öğrenciler zor zannediyorlar ama değil. Şöyle, insanların yaşamlarını kolaylaştırma isteğinin diyor. Evet, cevabı bulduk. Yaşamlarını kolaylaştırmak isteyen insanlar teknolojik ürünler ortaya çıkarmışlar. Ve buradaki parça bunu anlatıyor zaten. İnsanların ellerinde çeşitli malzemelerin olması değil, tam karşılamıyor. İnsanların uzun yaşama isteğinden dolayı değil, devletler arasındaki rekabetten dolayı da değil. Bu parçanın anlatmak istediği tabii ki A şıkkı. Bu şekilde yaptım. 18'e bakalım son sorumuz. En fazla tükettiğimiz besin ürünü olan ekmeğin üretimden tüketime doğru izlediği sıra aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi ekmekler biliyorsunuz buğdaydan yapılıyor. İlk önce buğday olması gerekiyor. Sonra bu buğdaylar, toplanan buğdaylar fabrikaya gitmesi gerekiyor. Yani C şıkkını işaret ediyorum sizlere. Fabrikaya gidecek. Sonra fabrikada bunlar makinelerde un haline getirilecek. Bunlar fırınlara gidecek. Fırınlarda da ekmek yapılıp tüketiciye ulaştırılacak. Doğru cevap o zaman doğru sıralama C şıkkında olacak. C şıkkını işaretleyelim. Evet sevgili öğrenciler, bu son sorumdu. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.